Ülkeyi yönetmekten aciz, sorunları çözmekten aciz, iktidarda kalmaktan başka hiçbir derdi olmayan bir koalisyon iktidarı var. Ekonomimiz gözümüzün önünde çok ağır bir krizin içinden geçiyor ama bu koalisyon iktidarı krizin varlığını bile kabul etmiyor. Sayın Erdoğan, bırakın krizi, ekonomimizin şahlandığını söylüyor gözümüzün içine baka baka. Allah aşkına, sizler şaha kalkmış bir ekonomi hissediyor musunuz? Kıymetli AK Partili, MHP'li kardeşlerime sorunuz, onlar zirvede bir ekonomi hissediyorlar mı? Ekonomimiz biliyorsunuz pik yapmış durumda Sayın Erdoğan'a ve damadına göre. Sayın Erdoğan böyle söylüyor. Ekonomi zirvelerdeymiş. Aslında doğru söylüyor. Enflasyon son 20 yılın zirvesinde, işsizlik son 20 yılın zirvesinde, faizler hani o aşağı düşüreceğiz dedikleri faizler son 20 yılın zirvesinde, ekonomik küçülme son 20 yılın zirvesinde, bütçe açığı son 20 yılın zirvesinde, borç son 20 yılın zirvesinde, dolar, euro, pound, dünyanın bütün paraları son 20 yılın zirvesinde. Bu tabloya bakınca Sayın Erdoğan'a hak vermemek mümkün değil. Haklılar. Kendi ifadeleriyle ekonomimiz gerçekten şaha kalkmış. Ekonomimiz gerçekten zirvelere ulaşmış durumda. Ekonomi Bakanı'nın ifadesiyle çağ atlıyoruz. Nasıl atlamayalım? Enflasyon, faiz ve işsizlik %15'lere koşuyor. Genç işsizlik %30'a çıkmış. Çalışabilecek nüfusumuzun yarısı bile çalışamıyor. Adıyamanlarımız biliyor, görüyor. Sokakta yürüyen Adıyamanlı gençlerimizden her üçünden biri ülkemizde işsiz. Adıyaman'da muhtemelen bu daha da çok, daha da yüksek. Belki yarısı. Dolar 8'e, euro 9'a ulaşmış. Daha nasıl atlayacağız? Yıllarca faiz düşerse enflasyon düşer palavrasını tekrarlayıp durdular. Sayın Cumhurbaşkanı hep söyledi. Biz başbakan da hep bunu söyledi. Hep tartıştık. Enflasyonla birlikte faizi aşağı çekelim. Birlikte indirirsek başarılı oluruz dedik. O aksini söyledi. Aklı başında bütün diğer iktisatçılar da uyardı. Bu zırvanın bizi bir götüreceği yer tam bir felaket dedi herkes. Ne oldu bakın? Bütün döviz kaynaklarımızı heba ettiler. Satıp durdular son bir yılın içinde 100 milyar dolara kadar. Sonra da gidip duvara tostlattılar ekonomiyi. Şimdi de bütün dünyada faizler sıfırlanmışken, negatif faize doğru giderken bizde faizler çift taneli hale geldi. Ne demişti Sayın Erdoğan? Yetkiyi verin, faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz. Evet gördük Sayın Erdoğan. İşte tam bir felaket. Dini argümanlarda kullanarak faize son vereceğiz dediniz. Faiz Türkiye'de zirvelere ulaştı. Ve faizcileri, rantçıları zengin ettiniz. Çiftçiyi, esnafı, işçiyi enflasyon altında ezdiriyorsunuz. Ama yakınlarınız, müteahhit şirketleri ve onların sırtını dayadıkları rantiye ekonomisi, faizci ekonomi her gün kar üstüne kar yapıyor. İşte sizin getirdiğiniz tablo bu. Sonuçta işte geçen hafta gördünüz. Faizi düşeceğiz diye yola çıkanlar habire faizi artırıp duruyorlar. Bir gecede 200 bas puan daha arttı faiz. Daha ne kadar artıracaksınız faizleri? Sebep olduğunuz ekonomik yıkımı ortadan kaldırmak için daha neler yapacaksınız? Ekonomik yıkımı ortadan kaldıracağız derken daha büyük yıkımlara yol açmaya devam edecek misiniz? Madem faiz düşünce enflasyon düşürdü da niye habire hem faizi artırıp duruyorsunuz hem de onunla birlikte faiz yükseliyor? Denklem tersine düştü, döndü. Faiz yükseldikçe enflasyon yükseliyor, enflasyon yükseldikçe faiz yükseliyor. Bu palavralarınızın, bu cehaletinizin hesabını verecek bir Allah'ın kulu var mı? Kim bunun hesabını verecek? Evet, çıkıp dürüstçe biz batırdık, biz yanıldık, biz ekonominin E'sinden bile anlamıyoruz diyecek var mı aranızda? En azından bir milletten bir özür dilemeyecek misiniz? Faizler altında ezdiğiniz halktan bir özür dilemeyecek misiniz? Bir tevbe etmeyecek misiniz? Bütün bir ekonomiyi faize kurban ettiğiniz için. Geçen haftaki faiz kararının ekonomik anlamı bir tarafı arkadaşlar. Kıymetli kardeşlerim, bu kararın asıl anlamı sadece ama sadece şudur. Biz, yani onlar, hiçbir iş yapmayı beceremiyorsunuzlar demektir. Onlar açısından biz ekonominin nasıl yöneteceğini bilmiyoruz demektir. Bizim bu işler için ne ehliyetimiz, ne liyakatımız, ne ciddiyetimiz var demektir. Biz sadece hamaset yaparız, aklı başında herkesi hain ilan ederiz, milletin zekasına hakaret ederek devranımızı sürer gideriz diyorsunuz. Ne üç çeyrek altın,
bile etmeyen asgari ücret umurlarında, ne de milyonlarca işsiz. Ne evine ekmek götürmekte zorlanan milyonlar umurlarında, ne de ay sonunu getiremeyenler. Ne ürününün karşılığını alamayan çiftçiler umurlarında, ne de kirasını ödeyemeyen esnaf. Bakın, Adıyaman'da sulu tarıma geçmek için bundan 4-5 sene önce temelleri atılan Gümükhan ve Koç Ali barajlarında 5-6 yılda gerçekleşme oranları %18 ve %45. Büyük umutlarla ön çalışmaları bizim dönemimizde başlatılmıştı. Ama gerçekleşme oranları düşük düzeylerdi. Niye biliyor musunuz? Niye biliyor musunuz? Onlar Adıyamanlı çiftçilerimizin dört gözle beklediği barajlar değil, onların umurlarında olan yandaş müteahhitlerin rant yatırımları ilgilendiriyor onları. Onları Adıyamanlı çiftçinin ızdırabı, çilesi, su feryadı ilgilendirmiyor. Onları müteahhit şirketlerin daha fazla kredi, daha fazla rant sesleri ilgilendiriyor. Bugün verimli toprakların diyarı güzel Adıyaman'ımızda bulunan dört esnaf kooperatifimize borcu olmayan esnafımız var mı? Gidin sorun Adıyamanlı esnafa. Hepsi borçlular ya bankalara ya kooperatiflere. Neden mi? Çünkü biz bu iktidarda olanlara salgın dolayısıyla bastığınız paraları esnafa kira hibesi olarak verin dedik. Onlar o paraları kurtarmak istedikleri müteahhitlerin kasalarına aktarıp esnafı, yani kredi borcuna mahkum edilen esnafı göz ardı ettiler. Şimdi ertelenen borçların ödeme dönemi geliyor. Salgın dolayısıyla dükkanını açamayan esnafımızın borcunu kimler ve nereden ödeyecek? Esnafın derdiyle kimler dertlenecek? Onlar işsizin, asgari ücretlinin, çiftçinin, esnafın derdini anlamazlar kardeşim. Çünkü onlar vatandaşın dünyasından kopmuş durumdalar. Bugün ülkemizde iki ayrı dünya var. Birinci dünya, milletimizin içinde yaşadığı dünya. İşte onun ismi Türkiye'dir. Onun ismi Adıyaman'dır. Onun ismi biziz. Bizim ülkemizdir. Milletin dünyasında işsizlik var, zamlar var, pahalılık var, haksızlıklar var, hukuksuzluklar var, emeğin yok sayılması var. Ekmek derdi ve adalet derdi var. İkincisi ise iktidar sahiplerinin dünyası. Hem büyük iktidar sahibi, hem orta iktidar, hem de arkasına taktıkları 28 Şubatçı koalisyon ortakları. İktidar dünyasında işsizlik yok. Hatta bir kişiye 3-4 maaş var. Yakınlarına, akrabalarına rant aktarımı var. İktidar dünyasında zam ve pahalılık yok. Yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında, israf ve lüks içinde ne yapacaklarını şaşırmış durumlar. İktidar dünyasında hak arama, adalet gözetme derdi yok. Onlar ne varsa, ne isterse, ne derse hukuk da o oluyor, yargı da o oluyor, hüküm de o oluyor. İktidar da vatandaşın dert birleştiği tek yer kaldı kardeşlerim bu iktidardakilerle. İktidar da ailesinin derdine düşmüş, vatandaş da ailesinin derdine düşmüş. Ama farklı yönlerde. İktidar ailesinde ailesine ve yakınlarını keyifleri yerinde onları kayırıyor. Adeta bir konfor dünyasında yaşıyorlar. Milletin ailesinde ise alın teriyle gören, arın teriyle mücadele eden bir ekmek mücadelesi var. İktidardakiler ailelerini nasıl daha zengin ederim derdinde, millet ailesinin karnını nasıl doyuracağının derdinde. Gelecek Partisi çoluğunun çocuğunun derdine düşmüş her bir annenin, babanın sesidir. Herkes sussa da, herkes korkup, çekinip geriye çekilse de Gelecek Partisi olarak biz gerçekleri haykırmaktan vazgeçmeyeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, oynadıkları her rakamların karşısında gerçekleri dillendireceğiz. Üstünü örttükleri her sorunun örtüsünü yırtacağız. Karartıkları her haksızlığı aydınlatacağız. Sakladıkları her meseleyi gün ışığına çıkaracağız. Bizden kaçamazlar. Bizim hesap sormamızdan kurtulamazlar. Çünkü biz milletin ta kendisiyiz, milletin sesiyiz, milletin vicdanıyız. Milletin hakkının da hukukunun da hesabını sormaya devam edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, yapmayın. Bu işler sizin gibi cahillerin, komplocuların, aydınlık düşmanlarının talimatlarına yürümez.
Milleti daha fazla borcun faizin artına sokmayın dedik. Her türlü uyarıda bulunduk. Dinlemediler. Faiz düşerse enflasyon da düşer. Merkez Bankası bağımsızlığı da neymiş deyip enflasyonu düşüremedikleri gibi faizleri de zirve yaptırdılar. Yapmayın, etmeyin dedik. Dinletemediler. Merkez Bankası Başkanı enflasyonu düşürmüyor suçlamasıyla görevden aldılar. Ancak ne oldu? Hala yeni Merkez Bankası da enflasyonu artırıyor. Yahu bir önceki lafımızı dinlemiyor diyerek görevden aldınız. Peki şimdiki Merkez Bankası Başkanı'na ne diyeceksiniz? Niye ona bir söz söylemeyeceksiniz? Faizler %200 artarken, 200 puan artarken Cumhurbaşkanı niye sesini çıkaramıyor? Evet, bir öncekini lafımızı dinlemiyor, faizi düşürmüyor diyerek görevden aldınız. Şimdi bunu da mı lafımızı dinlemiyor, faizi düşürmüyor diye görevden alacaksınız? Şimdi biraz ahlakınız, biraz vicdanınız, biraz tutarlılığınız varsa bize açıklayın. Bu başkan ne yapıyor? Lafımızı dinlemiyor, faizleri bu başkan artırıyor mu diyeceksiniz? Yoksa sizin lafınızı mı dinleyip faizleri artırıyor mu diyeceksiniz? Eğer başkan sizin lafınızı dinlemiyorsa görevden alın. Eğer sizin talimatınızla faizleri artırıyorsa daha önce faizleri artıran Merkez Bankası'nı niye görevden aldınız? Hangisi doğru? Bir açıklayın da bilelim Allah rızası için. Yapmayın. Bu kahve muhabbeti düzeyindeki komple teorilerinizde yine yılların emeği olan Merkez Bankası bağımsızlığına zarar vermeyin. Türk lirasında böyle ayağa düşürmeyin dedik. Bunlar dinlemediler. Bundan sadece 4 yıl önce piyasalarda en büyük derinliğe sahip olan Türk lirasının sözüm ona değerini korumak için uluslararası piyasalarda Türk lirası arzını kuruttular. Yapmayın, milli paramızı koruyabileceğinizi sanmanız bedeli olarak derinliği kaybolmuş, herkesin aman bulaşmayayım dediği bir para birimi haline getirmeyin dedik. Maalesef yine dinlemediler. Dinlememekle kalsalar, dinlemedikleri gibi bizi battık bittik lobisi olarak değerlendirecek kadar hadsizleştiler. Ülkenin kredi notunu 20 yıl 25 yıl önceki seviyenin altına düşürenler yerli ve milli, bu politikalarınız Türkiye'yi dönüşü olmayan bir yere sürüklüyor, yapmayın diyen bizler battık bittik lobisi, öyle mi? Nasıl olsa kimse bizden hesap soramaz deyip tutarsız politikalarda ısrar edenler, şeffaflıktan uzaklaşanlar, ekonomiyi bilgiyle değil kahve muhabbeti düzeyinde bir komplocu bir yaklaşımla yönetenler, biz bize yeteriz diyenler yerli ve milli, hakikatleri söyleyenler bizler yerli ve milli değiliz, öyle mi? Küresel salgın sürecinde 200 puan faiz artırmak zorunda kalanlar, tek ülke olmamıza sebep olanlar yerli ve milli. Bizler yerli ve milli değiliz, öyle mi? Masa başında hazırladığınız rasyoları yanlış yaptık, esnetelim diyerek mi yerli ve milli oldunuz? BDDK'ya açıklama yaptırıp swap düzenlemelerini gevşeterek mi yerli ve milli oldunuz? Bütün yaptığınız yanlış işlerden bir gün içerisinde geri adım atarak her konuda, dış politikada, ekonomide geri adım atarak ülkenin itibarını yerle bir ederek mi milli oldunuz? Kim verecek yaptığınız bu yanlışlıktan hesabını? Kim verecek %30'luk işsizliğin hesabını? Avrupa'nın en düşük asgari ücretini vermenizin hesabını kim verecek?